Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Gül gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı. Türkiye bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi anayasa değişikliğiyle ve 2012'den itibaren bildiğiniz gibi bu yol uygulanmakta ve hak ihlali olduğunu düşünen herkes bu yola müracaat edebilmekte. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerektirmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, tüm kurumları, gerçek ve tüzel kişileri ve mahkemeleri bağlar. Dolayısıyla esas itibariyle hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, mahkemelerde de Anayasa Mahkemesi kararına uyulması hukukun bir gereğidir. Değerli arkadaşlar, kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstünde. Hele anneler olunca, anneler başımızın tacı. Cennet annelerin ayağı altına serilmiştir. Anneler elleri öpülesi, ayakları öpülesi en kutsal varlıklardır. Ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'in çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız, bu çirkin, insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri şiddetle kınıyorum. Lanetliyorum. Ve bu alçak, bu insanlık dışı, haysiyetsiz ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde en ağır cezayı, hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceği inancımız tamdır. Ve bu konuda muhterem validelerine de bakanımızın acil şifalar diliyorum.